Evet, cumartesi gününün bir diğer maçı Eskişehir Spor'la Gaziantep Spor arasında olacak. Ligin galibiyeti olmayan 3 takımdan ikisi bu maçta karşı karşıya gelecek. Açıkçası ben bu maçta Eskişehir Spor'u bir adım önde görüyorum. Artık Eskişehir Spor benim bu sezon özellikle çok şey beklediğim bir takımdı ama beni ilk 5 haftada çok yanılttılar. Kötü sonuçlar alıyorlar ama kötü futbol oynamıyorlar bence. Fena bir takım, yani futbolları fena değil, takım da fena değil. Ki hoca da kaliteli bir hoca. Ama bir türlü istenilen sonuçları alamadı bugüne kadar Eskişehir Spor. Öte yandan Antep Spor'da da bir toparlanma var. Onlarda da çok kaliteli oyuncular ve kaliteli bir hoca var bence. Çok kendini bilmez bir adamın yani yapmış olduğu bir hareketten dolayı Bursa Spor maçında bence tatil edildi maç ve çok hak edecekleri bir puanı alabilecekken maçı büyük ihtimalle hükmen kaybedecekler. Bu da Antep için çok kötü oldu gerçekten. Ama ben Antep'in bugünlerden yani toparlanacağını düşünüyorum en kısa zamanda. Fakat toparlanacakları maçın bu olacağını düşünmüyorum. Şimdi bu iki takımın yapısına baktığımız zaman aslında maçın beraberliğe de yakın olduğunu görüyoruz. Çünkü Antep Spor ve Eskişehir Spor galibiyet alamadılar ama kolay kolay da mağlup olmadılar rakiplerine. Yani Antep Spor özellikle kolay maç vermeyen bir takım. Çünkü oyun düzenini de buna göre kurmuş bir takım. Yani yenilmemeye kurmuş bir takım. O yüzden ben bu maçta da yine yenilmemek için oynayacağını düşünüyorum. Fakat öncelikli tercihim Eskişehir'in kazanacağı yönünde ve ilk yarının da bu maçın berabere biteceğini düşünüyorum açıkçası. Yani karşılıklı kendini tartma şeklinde geçeceğini düşünüyorum. O yüzden maç sonucu olarak Eskişehir Spor ve ilk yarı beraberliği bu maç için öncelikli tahminlerim. Baba Torik.